Müzzemmil suresinde bizlere gece kalkıp bir miktar Kur'an okumayı Allah'ın farz kıldığını anlıyoruz. Peki buradaki kalk emri teheccüd namazındaki gibi uykuyu bölüp de kalkmak mıdır? Yoksa işimizi bırakıp Kur'an okumaya yönelmek anlamında kalk mıdır? Yani gece girdiğinde uyumadan mesela yatsı namazından sonra Kur'an okusak bu farzı yerine getirmiş olur muyuz? Mustafa Yılmaz Bilecik'ten sormuş. Şimdi tabii Mustafa Bey sorusu güzel de 573. sayfayı açarsanız orada şey yaparız. Burada ilk ayetlerde Allahü Teala diyor ki ey müzzemmil, yani örtüsüne bürünmüş olan kişi, kalk. Gece kalk, az bir kısmı hariç. Nısfahu, gecenin yarısında. Gecenin yarısı işte şimdi şu andan itibaren başlayan kısımdır. Şimdi gecenin yarısı derken insanlar diyor ki işte güneş kaçta batıyor? 6'da. Kaçta doğuyor? 6'da. O zaman 12 saat. Öyleyse saat tam 12 gecenin yarısıdır diyorlar. Saatiniz yok. Ne zaman gecenin yarısı? Saati mi vardı Peygamberimiz? Gecenin yarısı kavramı, havanın kararmasında, yani o güneş ışınlarının tamamen ufkumuzdan kaybolması anını ifade eder. Buna gecenin ortası da denir. Tam yeri ağarana kadar süren en uzun bölümüdür gecenin. İşte o zaman kalk diyor. Ondan biraz noksanlaştır. Ya da daha ilave et. Ve Kur'an'ı şöyle güzel tane tane güzel bir şekilde oku diyor. Tertil üzere oku Kur'an-ı Kerim. Şimdi burada böyle diyor. Burada gecenin büyük bir bölümünde kalkıp Kur'an okunması emrediliyor. Sonra 20. ayette ne diyor? Hemen sayfayı çevirin. Diyor ki inne rabbeke ya'lemu enneke tekumu. Rabbim biliyor ki sen kalkıyorsun. Edna min sülüseyil leyl. Gecenin 1/3'üne yakın bir dönem. Yakın bir zamanda kalkıyorsun. Ve nısfahu, gecenin yarısında kalkıyorsun. Ve sülüsehu, gecenin 1/3'ünde kalkıyorsun. Yani 1/3'üne yakın. Yarısı 1/3. Her gece kalkıyor ama demek ki değişik. Öbür ayette belirtildiği gibi kalkıyor. Ve taifetun minellezine ma'ak. Seninle birlikte olan bir grup mümin de kalkıyor. Tamam. Vallahu yukaddirul leyle ven nehar. Gece ile gündüzün ölçüsünü koyan Allah'tır. Yani gecenin ölçüsü orada farklı olur, Türkiye'de farklı olur, işte kuzeye doğru gittiğiniz zaman farklı olur. Alime ellen tuhsuhu. Allah biliyor ki sizin buna gücünüz yetmeyecektir. Yani bu şekilde gecenin yarısında, 1/3'ünde, yani o Müzzemmil suresinin baş tarafında verilen emre gücünüz yetmeyecektir. Bu sure Mekke'de inmiştir. Mesela Mekke'deki Müslümanların meşguliyetleri savaşlar, başka şeylerle değil. Daha küçücük, kendi içerisinde bir toplum. Orada yapabilirler ama Medine'ye vardıkları zaman dünya kadar işler ortaya çıkmış oldu. Diyor ki Fetâbe aleykum, Allah sizin tevbenizi kabul etti. Yani tamam, artık onu okumayabilir, yani kalkmayabilirsiniz demiş oldu. Kur'an okumak için. Fakra'u ma teyessere minel Kur'an. Şimdi gece gündüz ayrımı olmaksızın 24 saat içerisinde kolayınıza gelen Kur'an'ı okuyun. Yani gece kalk emri artık ne olmuş oldu? Allahü Teala tarafından kaldırılmış oldu, değil mi? Arada sırada bazılarınız soruyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de nesih varmış, da var. Aynı surenin içerisinde bak. Yukarıdaki hüküm burada kaldırıldı. Alime en seyekunu minkum marda. Allahü Teala biliyor ki sizin içinizden hastalar olacak. Bu emir verilirse onu da kalkması lazım. Kalkamayacak, değil mi?
Ve aharune yadribune fil ard. Bir kısmınız da yolculuğa gideceksiniz. Yebtavune min fadlillah. Allah'ın ikramından, ikramını arayarak, yani para kazanmak için yola çıkacaksınız. Ve aharune yukatilune fi sebilillah. Bir başka grubunuz Allah yolunda savaşacak. Yani gece kalkıp da bu bunları yapamazlar. Yani Medine'deki, şimdi Mekke'deki durum değişecek. Ne diyor? Fakra'u ma teyessere min. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Yani her gün ayetleri oku. Mutlaka her gün kolayınıza gelen Kur'an'ı okuyun anlamak için. Teker teker, bu tane tane. Ama gece gündüz farkı yok. Ama her gün mutlaka okuyun. İşte emir bu. Şimdi farz bu. Tamam mı? Her gün oku. Ne zaman kolayına geliyorsa o saatte oku. Gece şartı ne olmuş oluyor? Kaldırılmış oluyor. Ondan sonra işte mesela Hanefiler bunu namazda Kur'an okumanın delili alırlar. Onunla hiçbir alakası yok. Çünkü namaz kılma ondan sonra geliyor. Vakimus salate, namazınızı dosdoğru kılın ve atuz zekate, ve zekatı verin. Ve agridullaha kardan hasana, Allahü Teala'ya güzel bir ödünç verin. Yani Allah'tan alacaklı olun ki size çok fazla şeyler versin. وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ. Çünkü kendiniz için yapacağınız bütün her hangi hayrı yaparsanız yapın, onu Allah katında hazır bulacaksınız. Nasıl bulacaksınız? هُوَ خَيْرًا وَاَعْظَمَ اَجْرًا. Çok daha hayırlısını ve daha çok mükafatlısını bulacaksınız. Yani bir yaparsanız en az 10 bulacaksınız ya da daha fazla. Estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dileyin. İnnallâh gafurur rahim. Allah gafurdur. Yani suçlarınızı örter, rahimdir, size ikramda bulunur.